Ağız ve diş bakımı nasıl yapılır hocam? Ağız ve diş bakımı doğru şekilde yapılabilmesi için diş fırçası ve diş macunu tek başına yeterli değildir. Bunun için diş ipi de kullanmamız gerekiyor. Diş fırçasıyla en az günde 2 defa 2 dakika dişlerimizi dairesel hareketlerle fırçalamamız gerekiyor. Birazdan göstereceğim bunu uygulamalı olarak. Bir de bunun yanında diş ipi kullanmamız gerekiyor. Çünkü diş fırçası sadece diş yüzeylerini temizliyor. Diş aralarını temizlemeye yetmiyor. Bu yüzden mutlaka her akşam yemeklerden sonra, diş fırçalamadan önce veya sonra diş ipi yapmalıyız. Diş ipi kullanımı günde bir kez yeterli oluyor mu hocam ve ne kadar süreyle yapılmalı? Günde bir defa yeterli. Özellikle akşamları tavsiye ediyoruz. Her akşam, yani iki günde bir, üç günde bir, haftada bir yetmiyor. Her akşam diş ipi kullanılması gerekiyor. Kaç dakika sürmeli peki bu işlem? Diş ipi kullanımı diş aralarına sokup çıkartmak suretiyle tüm diş aralarına yapılması gerekiyor. Yaklaşık 30 saniye, 45 saniye arası bir uygulama. Tamam. Uygulamalı olarak şimdi sizden göreceğiz o zaman hocam. Diş ipimizi çıkarıyoruz. Yaklaşık 30 santim ile 45 santim arasında bir boy ip koparıyoruz. Orta parmaklarımıza doluyoruz ve diş aralarını temizlemek için işaret ve baş parmağımızı kullanıyoruz. Bu diş ipine bununla hareket ettiriyoruz. Sadece şu şekilde sokup çıkartıyoruz. Görüldüğü gibi. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Pasif şekilde girip çıkması yeterli. Tüm diş aralarına bunu yapmamız gerekiyor. Hocam diş ipi kullanımı sırasında ağızda kanama meydana geliyorsa bir sorunun habercisi olabilir mi? Diş ipi sırasında kanama meydana geliyorsa ya diş ipini çok fazla bastırıyoruz, diş etimize zarar veriyoruz ya da diş taşı olduğu için bu bir sorun işaretidir. Hocam doğru diş fırçalama yöntemi nasıl diş fırçalamalıyız? Doğru diş fırçalama dişleri dairesel hareketlerle fırçalamakla oluyor. Şu şekilde yukarı aşağı ya da şu şekilde sağa sola yapmak yanlış. Bu şekilde diş etlerimize ve dişlerimize zarar verebiliriz. Dairesel hareketlerle fırça kılağının sertliğine bırakarak çok fazla bastırmadan fırçalamamız gerekiyor. Ayrıca sadece dişlerin dış yüzeylerini değil, iç yüzeylerinin de temizlenmesi gerekiyor. Özellikle alt ön bölge ve üst arka bölgeleri çok zor fırçalıyoruz. Ağız açıp fırça dik hale getirilip arka yüzler bu şekilde. Aynı şekilde üst tarafta iç kısımlar bu şekilde fırçalanabilir. Peki hocam dil fırçalama doğru mu? Evet, her fırçalamadan sonra dil de fırçalanması gerekiyor. Çünkü dil nemli bir organ olduğu için üzerine bakteriler yapışıyor. Bu hem ağız kokusuna neden oluyor. O yüzden dilimizde fırçalamamız gerekiyor. Fırça işlemi bittikten sonra da tüm diş aralarına diş ipi yapılması gerekiyor. Diş fırça seçerken nelere dikkat etmeliyiz hocam? Diş fırçaları değişik boylarda ve değişik kılların sertliği de değişik şekillerdedir. O yüzden ağız yapımıza en uygun olan, çok fazla büyük olmayan, büyük başlıklı olmayan bir fırça. Ve mümkünse orta sertlikte ya da yumuşak soft fırçalar kullanmamız gerekiyor. Çok sert kıllı fırçalar ya da çok büyük başlı fırçalar yanlış fırçalamamıza neden oluyor ve dişlerimize zarar verebiliriz.